biz hani ölmüş veya şu an hayatta olan şehitlerimize ibadet etmiyoruz diyor. Yani ibadet deyince çünkü insanın aklına hani onun önünde secde etmek, hani ona ait bir takım ibadetlerde bulunmak akla geliyor. Bu tip şeyleri yaparak biz onlara ibadet etmiyoruz. Siz müşrikleri ilgilendiren ayetleri kalkıp Müslümanlara okuyorsunuz diyorlar. Şimdi müşrikleri ilgilendiren ayetler eğer bunların durumlarına uygun düşüyorsa burada beni suçlamasınlar, kendilerini suçlasınlar. 10 kere daha düşünsünler. Sonra Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetler şu kimselere okunur, şu kimseler okunmaz diye bir olay yok. Ayrıca Allahü Teala peygamberleri de bu konuda çok açıkça uyarmaktadır. Bakın Zümer suresinde Allahü Teala şöyle diyor peygamberimize, diyor ki sallallahu aleyhi ve selleme, Estağfirullah. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكِ وَاِلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكِ Ya Muhammed, sana şu kesin olarak vahyedildi. Ve senden öncekilere de. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ Hele bir şirke düş. Eğer şirke düşersen yaptığın bütün işlerin yok olur gider. Bu peygamberlere söylenen sözdür. Bizim peygamberimize ve bütün peygamberlere. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Elbette ki kaybedenlerden olursun. Şimdi peygamberimiz kalkıp da Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi müşriklerle ilgili ayeti bana niye indiriyorsun mu diyecekti. Müşriklerle şirk Allahü Teala'nın en büyük günah olduğu için Allahü Teala'nın en büyük saydığı günah olduğu için elbette ki şirkle ilgili ayetleri önce Müslümanlara okuyacağız. Onların asla bu yola düşmemeleri için gayret göstereceğiz. Yoksa İnsanlar yani doğruları bilmek başka bir şeydir, yapmak başka bir şeydir. Teslim olmak bambaşka bir şeydir. Yarın ahirette Ali İmran suresinin 106. ayetini hiç kimsenin unutmaması lazım. Hiç kimse o ayeti unutmasın. Sürekli aklında bulundursun ve sürekli gece gündüz okusunlar. Bizlerde kafir tanımı son derece yanlıştır. Kafiri Allah'ın tanımladığı gibi tanımlamak lazım. Kafir örten demektir. Örten, kapatan demektir. Neyi kapatıyor? Kendindeki imanı kapatıyor. Bakın ne diyor Allahü Teala orada? Diyor ki: Estağfirullah. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olacaktır. Bazı yüzler aklaşacak, bazı yüzler kararacaktır. Hangi gün o? Kıyamet günü. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ Yüzleri kararanlara şu denecektir. Bunlar cehenneme gidecek olan kafir, cehennemlik olan kafirlerdir. Ne denecek? اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Yani imanınızın üstünü örttünüz mü? فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Kafirliğinize karşı o azabı tadın. Şimdi bak mesela şimdi şurada bir kağıt var. Burada da bir kitap var. Ben şimdi bu kağıtta kitabı örtüyorum. Siz göremiyorsunuz. Ama ben bu kitabın burada var olduğunu bildiğim için içten içe diyorum ki ben nasıl olsa bende kitap var diyorum. Kafirler de öyle. İnançlarını örtüyorlar. Siz karşıdan baktığınız zaman zannediyorsunuz ki adam Allah'a inanmıyor. Zannediyorsunuz ki bir takım şeyleri inkar ediyor. Doğru. Kendindeki inancın üstünü örtüyor. Kendindeki inancın üstünü örttüğü için o da sana diyor ki herkesin inancı kendine, sen benim kalbime bak diyor. Kardeşim, zaten inancını gizlemeyene kafir demiyor ki. Hani bir baskı altında gizlemiş, zorunlu olarak gizlemiş başka. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresi Firavun ailesinden olup baskıdan dolayı imanını gizleyen kişiyle ilgilidir. Yine Ammar bin Yasir ile ilgili olarak inen bir ayette yani Estaizu billah illa men ukriha ve kalbu mutmainun bil iman baskı altında olmuş işi imanla dolu olduğu halde gizleyenler hariç. Ama bunlar bildikleri halde bile bile yanlış işler yapan kişilerdir. Mesela şeytan bilmiyor mu Allahü Teala'nın her şeyin sahibi Yanlışlarını olduğunu? Mesela Kur'an-ı Kerim'de şeytan iki yerde diyor ki İnni ahafullah, ben Allah'tan korkarım diyor. İnsana kafir ol diyor. Kafir olduğu zaman diyor ki İnni beri ummink,
Bak beni karıştırma bu işe diyor. Ben senden uzağım diyor. İnni akhafullah, ben Allah'tan korkarım diyor. Ve bu şekilde korkan herkes var. Yani insanlarda bu iman, bu bilgi, bu inanç yok. Herkeste bu asgari bilgi olmasa Allah-u Teala der mi ki Ali İmran 106. ayette يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْفَدُّ وُجُوهٌ. O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olacak. فَمَّ الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُمْ. Yüzleri kararanlara şöyle denecektir. اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz denecek. İnancınızın üstünü örttünüz mü? Yani her kafir. فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Kafirliğinize karşı şu azabı tadın. Evet, yani her kafir de, her kafir doğru inancı yani biliyor. Gizlediği bir imanı vardır her kafir. Tabii ki zaten gizlediği bir şey olmasa ona kafir denmez ki. Örteceği bir şey olması lazım. Evet. Bu aracılıkla ilgili verilen örneklerden biri şu. Deniyor ki dışarıda sokaktaki elektrik direklerinden herkes evine direkt elektrik çekemiyor. Araya bir trafo falan yardımıyla. Çünkü direkt elektrik alsa çarpılır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'la da kulların direkt aracısız olarak irtibata geçmesi de buna benzer bir şey. Mutlaka aracı kullanılması lazım. Demek ki Allah-u Teala haşa bunu bilmiyor. Bir fırsat, bir gün fırsatını bulsun da Cenab-ı Hakk'a öğretsinler bunu, haşa. Evet, yani Allah-u Teala, Allah-u Teala demiyor mu yani? Allah-u Teala demiyor mu? Ve nahnu akrabu ileyhim min hablil verid diyor. Bakın, şah damarından daha yakınız diyor. Şah damar yani atar damar, ana damar, aort damarı. O damar bizim bütün hayatımızı sağlayan damar değil mi? O damar bizim vücudumuza bitişik değil mi? O damara dokunacak o senin bahsettiğin yüksek voltaj adamı yakmaz mı? Allah ben ondan daha yakınım diyor. Bunlar yok efendim, haşa, Cenab-ı Hakk'a elektriğe benzetiyorlar. Bir kısım insanları trafoya benzetiyorlar. Ya bunlar yani... İşte bu baştan beri söylüyoruz. Aracılık inancı. Herkes kendi kafasına göre bir sürü şeyler söyler. Şeyde Mahmud Efendi ile tartışmamız sırasında da bana onlar şunu söylemişti, orada olanlardan birisi. Sen gidip birisi gelip de İstanbul müftüsüyle doğrudan görüşebiliyor mu? Araya bir takım aracılar koyması lazım. Müftü beni ne tanısın? İşte o aracı beni müftüye tanıtacak. Ha, öyle mi dedim? Yani dedim, şimdi Mahmud Efendi sizi Allah'a mı tanıtacak dedim. Mahmud Efendi sizin içinizde ne olduğunu biliyor mu dedim. O mu biliyor yoksa Allah mı biliyor? Allah biliyor dedi. Peki sizi Mahmud Efendi mi daha iyi tanır, Allah mı tanır? Elbette Allah dedi. Peki Mahmud Efendi sizin neyinizi Allah'a tanıtacak dedi. Sonra ona bu yetkiyi vermiş olan kimmiş dedi. Yani Allah Teala'nın Cenab-ı Hakk'ın bilmediğini mi olacak acaba yani? Onun için şefaatle ilgili ayetlerde devamlı Cenab-ı Hak şunu söyler. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Allah bu insanlar ne yapmış, neyi geriye bırakmış onu bilir. Ama öbürleri bir şey bilmezler ki. Yani bu, bizim bu insanlara tavsiyemiz şu. Bu din Allah'ın dinidir. Allah-u Teala Zümer suresinin 3. ayetinde bunu bildiriyor. Ela lillahi dinul halis. Saf din Allah'ın dinidir. Allah'a ait olan dindir. Vellezine ittahadu min dunihi evliya. Allah'ın dinundan bir takım kişileri veli edinenler. Yani Allah'ı yukarıda, onlar onun altında, kendilerini daha da aşağıda düşünerek araya sokanlar. Şöyle derler. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Hepsinin söylediği budur. Biz bunlara, ki bu Mekkeli müşrikleri anlatıyor. Bir de şunu da söylememiz lazım. Müşrik demek Allah'a inanmayan kişi değil. Müşrik ortak koşan demektir. Ortaklık en az iki şey arasında olur. Bunun birincisi devamlı Allah'tır. Bütün dinlerde böyledir. Birincisi devamlı Allah'tır. Şeytan işte doğru yolun üstünde oturduğu için o araya kesiklik oluşturuyor şeytan. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Allah'ın dinundan, yani Allah'ı yukarıda, o evliyayı ona yakın, kendilerini daha aşağıda düşünerek o evliyaya tutunanlar, evliya edinenler var ya, şöyle derler. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye bunlara kul köle oluyoruz derler.
Mekkeli müşriklerin de iddiası bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye. Çünkü niye? Mekkeliler putlarını Allah'ın kızı dedikleri melekler olarak düşünüyorlardı. Hristiyanlar işte araya koydukları Allah'ın oğlu diyerek İsa Aleyhisselam araya koyuyorlar. Meryem validemizi araya koyuyorlar. Çünkü büyük olduklarında şey yok. Onun dışındakiler evliya diyorlar. Niye? Allah dostu diyerek araya koyuyorlar. Burada diyorlar onlar bir cümleyi siz atlıyorsunuz. Onların ifadesi diyor açık bir şekilde ma na'buduhum. Biz onlara hani ibadet ettiklerini itiraf ediyorlar diyor. Biz halbuki ibadet etmiyoruz bunlara. İbadet ne demek? İbadet demek, ibadet itaat demektir. Boyun eğmek demektir. Dediklerini kabul etmekte, kayıtsız şartsız. Yani o dedi diye kabul etmek demek. Yani önünde kalkıp secde etmek gerekmiyor yani. O secde et dediği için secde ederler. Zaten rabıtalarını bir inceleyin. Rabıtada da bu secde vardır. Şeyhi yücelerin yücesi, kendilerini cücelerin cücesi olarak düşünürler. Ve onun karşısında son derece tevazuyla eğilirler. Bu secde değildir nedir? Secde eğilmek demektir. Alnını yere koymak demek değildir illa da eğilmek demektir.